Ada! Bana bunu giydirdin ya bu ceketi bu sıcakta. Oh bir rahat, bir rahat, bir güzel oldu. Küpeler 10 kilo. Kulaklarım parlasın benim güzel kızım. Şahar sağ ol. Bir yürü bakayım, bir yürü şöyle, bir yürü manken. Podyumda yürüyormuşçasına, yürü bakayım. Nazar, nazar. Merhaba, günaydın. Ada ben, Bora Bey'in asistanıyım. Hoş geldiniz. Hanife ben de. Evin işleriyle ilgileniyorum. Hoş buldum, memnun oldum. Mutfak aşağıda mıydı? Ha, buyurun. Sağ ol. Ben Bora Bey'in içeceğini hazırlayacaktım da, enerji içeceğini. Malzemeler dolapta yıkanmış. Duce. Ada ben. Ben Bora Bey'in asistanıyım. Tanışmıştık daha önce. Evet, evet. Arkadan görünce Tuğçe'ye benzettim. Benzetirler bizi. Bu ara benzetiyorlar. Size benzettiyseniz demek ki. Alakanız bile yok. Hanife, kahvaltıyı hazırla. Ben de kuzumu uyandırayım. Baş üstüne Belma Hanım. Çok sevdi beni. Bayağı sevdi. Hanife, günaydın kızım. Dolaptan şu ilacı verir misin bana? Başım çatlayacak gibi ağrıyor. Of 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 of, dayanamıyorum artık ya. Ay. Of of. Sen kimsin? Ada ben, Bora Bey'in asistanı. Hanife kahvaltıyı hazırlamak için içeri gitti. Kusura bakma, tanışmıştık da başımın ağrısından hiçbir şey göremiyorum kızım. Rica etsem şu dolapta ilacımı verir misin? Aa, siz kahvaltı yapmadan ilaç mı içeceksiniz? Olmaz. Ama ilacımı içmezsem kahvaltı edemem ki. Aa, o zaman size ilaç içmenize gerek bile kalmadan baş ağrınızı şıp diye kesecek gizli bir tarifim olduğunu söylesem. Buyurun. Afiyet olsun. Hadi bir yudumcuk. Oh. Ne var bunun içinde? Baskın bir koku var. Tanıdık bir şey ama. İşte o devlet sırrı. Nasıl devlet sırrı yani? Ne? Ne? Yok, biz kendi aramızda öyle diyoruz. Yoksa çok da şey değil yani. Anneannemin tarifiydi. Neyse neyse. İçtikçe içesi geliyor insanı ya. Afiyet olsun. Oh. Çok pardon, çok pardon, çok pardon. Bu sende baya baya alışkanlık oldu. Farkında mısın? Vallahi bir şey görmedim ki. Bakmadım, bakmadım. Görmedim ki. Sen niye böyle giyindin? Tuğçe Hanım. Tuğçe Hanım'a özendim ben. İdolüm Tuğçe Hanım benim. İdol gibi idol. Alımlı, çalımlı, çekici, şık. Onun gibi olmak istiyorum ben. Onun gibi olacağım. Olmuş mu? Olmamışsa olmadı değil. Olmuşsa da olmuş değil. Olmuş mu? Olmamış. Ne olmuş mu? Garip. Olmaz tabii. Olmaz. Nasıl olsun ki? Yani böyle şeyler insanın içinden gelmesi gerekiyor. Bakın bende emanet duruyor ama Tuğçe Hanım da... Tuğçe Hanım kendisi doğuştan öyle. Çekici, alımlı, çalımlı. Oo, çok iyi. Evet. Sizce de Tuğçe Hanım çok çekici bir kadın değil mi Bora Bey? Ha? Endeksler Ada. Endeksler? Borsa endeksleri. Ha. Her sabah yurt dışı piyasasının kapanışını öğrenmek isterim. Bunu sana söylediğimi sanıyordum. Unuttun mu yoksa? Yok. Oturmayayım ben ya. Dinliyorum. Tabii hemen şey yapayım. SVP 500 4100.
S&P 500 demek istedin galiba. S&P 500. Devam et. Aa! Dov değil mi? Dov. Hmm. Dov kırmızı ok aşağıya bakıyor. Düşmüş. 34 bine düşmüş. Ha. Bora Bey, şimdi siz böyle borsadan, paradan, puldan çok iyi anlıyorsunuz ya. Acaba Bora Bey şey mi yapsak? Ben ev kredisi çekmek istiyorum da. Hani böyle çok yükseklerde gözüm yok. Başımı sokacak. Küçük bir evim olsun yeter. Hadi tamam. Doğru zaman bu zaman mı? Yani şimdi kredi çekilir mi? Şimdi çekilir derseniz ben gerçekten şimdi kredi çekeceğim. Ama çekilmezse çekmeyeceğim. Ne diyorsunuz? Gerçekten ev sahipleriyle uğraşmak o kadar zor ki. Kiracı olmak o kadar zor ki. Ya beni evden atarsa diye her gün korkuyorum. Ki ben kiramı zamanında ödeyen bir insanım. Ama ona rağmen gerçekten... Ada! Tamam. Tamam. Ellerini çek. Siz tutuyorsunuz. Bravo. Çok iyi bağlamışsın. Hadi dünyam. Hadi aç ağzını ye şu yumurtanı. Yahu Belma, vallahi müthiş bir şey şıp diye kesiverdi başımın ağrısını. Hayatım sen niye bilmediğimiz insanların yaptığı şeyleri içiyorsun? Yapma, bırak onu. Günaydınlar. Günaydın. Günaydın. Adam gelmiş. Günaydın prenses. Gel. Oh. Prenses. Bak bu iki oluyor ama yazıyorum kenara. Dayıya niye sarılmıyorsun? Koş. Koş. Oh. Evet. Herkes nasıl bakalım? Rapor ver prenses. Anneannem de demek istiyor. Bilip bilmediği insanların yaptığı şeyleri içiyormuş. Öyle şey der mi anneannen? Sen yanlış anlamışsın. Ada kızım şahane bir karışım yaptı. O yıllardır çektiğim ağrıyı şak diye kesiverdi biliyor musun? Allah Allah. Öyle mi? Ulan merak ettim ben de. Gel bakalım prenses. Size de yaparım hemen. Yok ben babamınkinden alırım diyordum. Oğlum Hanife yapar sana bırak onu. Yok anneciğim alırım babamdan işte. Babacığım müsaaden var mı? Tabii canım. Sanki böyle baskın bir şey var gibi ha? Sihirli bir karışım varmış öyle söylüyor. Beğendiniz mi? Şahane. İkiniz aynı anda aynı şeyi beğendiniz. Tarihi bir olay bir yaşıma daha gireceğim gerçekten. Arada oluyor demek ki anneciğim. Değil mi babacığım? Aslında bir yaşına giren burada anneciğim. Evet prenses, sanki sen böyle hiç büyümemişsin gibi. Yani dünkünün aynısısın sanki. Niye acaba dedesi? Ha, kahvaltısını yapmıyor öyle mi anneannesi? Kahvaltısını yapmıyor. Bana birazcık boyu uzamış gibi geldi ama. Uzamış mı boyum? Uzamış ama tabağındakileri bitirirsen daha da çok uzarsın. Hadi evladım sen işine geç kalmadın mı? Geç kaldın. Siz işinizin gücünüzün başına gidin. O anneannesinin sözünü dinler, kahvaltısını eder değil mi dünyam? Evet, dinler anneannesinin sözünü. O zaman biz gidelim. Akşama görüşürüz. Hoşça kalın, afiyet olsun. İyi günler. Kolay gelsin kızım. Bravo, bravo Bora'ya. Nihayet kendine çok düzgün bir asistan buldu. Aman, biri gelir biri gider bu asistanların. Bora bu, minicik bir hatasında şak kapının önüne koyuverir. Tanımaz mıyım ben evladım? Aşk kendi seçer.